Herkese merhabalar, Monster Man'den ben Oğuz. Bugün sizlere Cyberfoot 2013 oyununu orijinal yapmayı göstereceğim. Yani Serial K girmeyi falan göstereceğim. Şimdi ben bunun linkini vereceğim size, Cyberfoot 2013'ün. Ve işte böyle bir dosya, yani RAR'ın içinde şu dosya inecek. Bunu masa üstüne atın, girin, Cyber 2013 yazıyor. Ona çift tık. Cyberfoot 2010 yazıyor ama bu 2013. Yani şey, kayıt falan filan hep transfer var. Ama Webo yok mesela. Fenerbahçe'de örnek görüyorum şu an. Neyse, normalde bunu açtığınızda şurada kaydolmu bir şey yazar ama kaydolmuş versiyon yazmaz. O şu dördüncü sekmeye tıklıyorsunuz. Kaydolmu yazıyor. Ne yazıyorsa orada. Tıklıyorsunuz ve yeşil bir ekran çıkıyor. Altta sizlere ad ve kod soracak. Ve benim size videonun altında vereceğim şu ad ve kodu oraya giriyorsunuz. Ve tamam mı, işte neyse orada onaylama şeyi onaylıyorsunuz. Ve sizin de artık Cyberfoot 2013 oyununuz kaydolunmuş versiyon oluyor. Bu kaydolunmuş versiyon ne işe yarıyor? Hemen oyuna girelim. Yeni oyun diyelim. 20'şer takımlık. 2 gün bu arada bunun serisi gelecek. Birazdan onu da çekeceğim. Hemen bir Hollanda Ligi seçelim ve ileri diyelim. Mesela burada birincilik ve ikincilik olduğunu düşünün. Burada takım az olduğu için tek ligden oluşmuş. Şimdi bir de ikincilik olduğunu düşünün burada. Mesela kaydolmuş versiyon olmadığında, yani Serial K'ye girmediğinizde İkinci lig mesela var diyelim ki burada. Öyle hayal edin. Mesela Turkcell Sport Auto Süper Lig'de 3 lig mi 4 lig mi ne var? 20'şer takımlık ya da 2'şer küme var. Neyse. 2 ya da 3 tane lig var. Turkcell Süper Ligi, yani Türkiye'yi seçersiniz. Neyse. İşte burada 2 ya da 3 ligden birinde seçmek istiyorsunuz. Diyelim ki siz 1. ligden Fenerbahçe'yi seçmek istiyorsunuz, atıyorum. Fakat onu seçemiyorsunuz. En sondaki lig hangisi ise, yani 3. lig, en sondaki lig 3. lig ise 3. ligden bir takım seçip yükseliyorsunuz o takımda. O şekilde yapabiliyorsunuz. Ama Serial K'ye girdiğinizde oyun orijinal yaptığınızda istediğiniz ligde, istediğiniz ülkenin liglerinde 1. lig, 2. lig, 3. lig hiç fark etmez. İstediğiniz takımı alabiliyorsunuz Serial K'ye girdiğinizde. Ama girmezseniz Serial K'ye direkt en alt ligden başlıyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Ben videonun altına indirme linkini ve adı ve kodu gireceğim. Bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Esen kalın diyorum.